Müddessir suresinin 31. ayetini açıklar mısınız? Bu 19 ile alakalı şeyler var. Yani cehennemdeki görevlilerin sayısı ile ilgili Tevrat'ta İncil'de miydi? Yani bir bölüm. Şu anda aklımda değil, çok net olarak aklımda değil onu biriktirmiştim, unutmuşum yani şu anda. Burada ama yani önceki ümmetlerde bu, bununla alakalı bilgiler var yani bu buradaki 19 kelimesiyle ilgili. Şimdi bu esas problem şu, 19'cular o ayeti gene okuruz da bak şu şey var ya mesela yukarıda innehu fekkara ve qaddar, bu velid bi mughire ile ilgili ayettir. Sadece şey yap. İstersen sonra sadece mealini oku oradan Yahya. 18'den 18. ayetten itibaren bir oku. Yani sıkıntının kaynağını size göstermek istiyorum. Yani 31. ayeti iyi anlayamayabiliriz, iyi meal veremeyebiliriz falan o ayrı bir konu ama bu 19 şeyinin kaynağı ne? 18. 19'culuğun. 18'den ok itibaren oku. Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti? Sonra kahrolası nasıl ölçüp biçti? Sonra baktı, sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı. Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı. Dedi ki, bu başka değil. Öteden beri aktarılan bir sihirdir. Bu başka değil, ancak bir insan sözüdür. Yaslayacağım ona sekeramı. Peki, size peki kara. bunu söyleyen bir adam nedir? Mümin olabilir mi? kafir bir kişi. Evet. Yaslayacağım onu Sekar'a. Hem bilir misin Sekar nedir? Ne bakiye koyar ne de bırakır. İnsana susamış bir susuz insana susamış bir susuzdur. Üzerinde 19 vardır. Tamam, orada kalalım. Bak şimdi 19'a gelmeden önce. Şimdi seuslihi sakar. Ben onu Sekar'a sokacağım. Kimi? az önceki adamı. Peki Sakar ne? Sakarın ne olduğunu soracaksın? Hemen aşağısında Allahü Teala anlatıyor. O 42. ayette. Diyor ki: "Fi cennetin yetesaelun ani'l mujrimin." Şimdi cennete gidenler cennet içerisinde yani 40'tan itibaren birbirlerine sorarlar cennetlikler. Ya bizim mahallede bir adam vardı. Hatırlıyor musun? Hani adamla hiç laf anlatamazdık, hep böyle bize karşı ters ters konuşmalar yapardı, o günahkar var ya. Ondan sonra şey zaten cennettekiler, o Araf denen cennetle de cehennem arasındaki tepeciklerdir. Oraya çıkar, oradan cennet, cennettekilere bakarlar. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi Sakar'a ne soktu diye sorarlar. قالوا لم نكن من biz namaz kılmazdık ve lem nekun ve lem ve lem miskin çaresizleri de doyurmazdık ve kunna nahudu ma'al dalanlarla dalıp gitmiştik dünyaya ve kunna nukezibu bi öyle hesap günü olacağını da yalan söylerdik ya yani iyi şey ya hesap günü olacağını da kabul etmezdik onda yalanlardık bunlar budaki sakar nedir cehennem değil mi Şimdi bu 19'cular buradaki sakar açıkça cehennem olduğu halde yukarıdaki sakara ne manası veriyor hatırlayanınız var mı? Tablet gibi bir şey söylüyorlar ama aklımda kalmadı benim. Çünkü yanlış bir şey akılda bile kalmıyor. Ya kardeşim aynı sure içerisinde birisi zaten açıkça cehennem. E yukarıda da zaten ki bir adamdan bahsediyor Allah. Ya sen yani bir 19 diye bir şey uyduracaksın diye Kur'an-ı Kerim'i niye kendine alet ediyorsun? Ondan sonra tutuyorlar. Efendim burada 19 var. E 19 güzel yazdın oraya. Şey su, surede 74. sure yanına da 74 yazıyorlar. 1974 neymiş? Kendi şeylerinin elçilik dönemiymiş. Rasul yapıyorlar adamı. Mucize yapıyorlar. Yani sen böyle matematikte yan yana rakamların yazılarak hesap yapıldığını hiç dünyada gören var mı? Böyle bir matematik var mı? Duydunuz mu böyle bir matematik? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ondan sonra mesela la tubgi ve la tezer buradaki la tubgi yani öyle bir şey ki ne yaşatır ne bırakır yani o cehennem o öldürmez ki ölesin Şimdi bir, başka ayette vardı. Neydi? La yemutu ve la yahya mıydı? Öyle bir ayet vardı. Yani ne öldürür ne de yaşatır. Bu da onun bir başka ifadesi. La tubqi ve la tezer. Tezer ne diyor? La tezer diyor. Teze, tezir, tezir. La tubqi ve la tezir. Zalı zaya çeviriyor ve ona ayetin kelimeyi değiştirerek yeni bir mana veriyor levvahatun lil beşer beşer içinde bir ekrandır diyor. Ya Allah Allah. Beşer levha yani adamın derisini levhalaştırıyor o ateş yaka yaka. Yani kardeşim yapıyorsunuz bari doğru düz bir şey yapın. Ya tamam 19 değil istersen 1910 ne çıkarıyorsan çıkar ama Kur'an-ı Kerim'i keyfine uydurma. Keyfine uydurma ya. Öyle şey öyle saçmalık olur mu? Şimdi gelelim diğer ayete. Mesela şu ayetten çıkarıyor 19'u okuyorum bakın. Diyor ki ve ma ashab ashaben nar illa melaike. O nar ashabını melekler yaptık. Yani o cehennemin görevlilerini. E, yukarıda zaten cehennemden bahsediyor. Cehennem görevlerini meleklerden yaptık. Tamam. Ve ma cealna iddetuhum illa fitneten lillezine kafarû. Bunların sayesinde kafirler için bir fitne yani aldanma yolu olarak şey yaptık. 19 taneymiş. Efendim Mekke'de bazı müşrikte 19 ne ki onu onları kısa sürede biz hallederiz. Cehenneme hakim oluruz diyebiliyorlarmış deniyor rivayetlerde. Doğru yanlış bilmiyorum. Şimdi burada diyor ki Liestai qina'l-lezina kitap. Kendilerine kitap verilenler kesin bir kanaate varsınlar. İşte o kitap kitapta cehennemdeki görevlerin sayısının 19 olduğu ile ilgili bende bilgi var ama ben şimdi aklımda değil yani şu şuradadır diyemiyorum yani onu koymuştum bilgisayara Yahya olsaydı aklında kalırdı onun hafızası kuvvetti. Ve ezdadellezine amenu imanen müminen de imanları artsın. Orada onu gördüğü zaman bak elhamdülillah işte ehli kitabede de, de varmış. Önceki kitaplarda da varmış derler. Ondan sonra ve li yekul ellezine fi kulubihim maradun vel kafirun. Kalplerinde hastalık olan ve kafirler de şöyle desinler. Maza arade Allahu bi hada mesela. Allah bunda ne ne murad etmiş olabilir ki 19'da ne yani? desinler. Kedalike yudillu Allahu men yasha ve yehdi men yasha. Allah işte böylece dalaleti tercih edeni dalalette, hidayeti tercih edeni hidayette eyler. Ve ma ya'le mucunu rabbike illahu rabbinin ordularını Allah'tan başkası bilmez. Cehennem görevliler de Allah'ın ordularındandır. Ve ma hiye illâ beşer. Bu beşer için bir bilgiden başka bir şey değildir diyor. Evet yani bu dediğim gibi ben bu ayeti iyi anladım, iyi tefsir ediyorum falan diyemiyorum ama onu inşallah o bilgileri biraz kullanmaya başladığımız zaman şey yaparız.